Suriye'deki karışıklık komşu ülke Lübnan sınırlarına taşınırken Trablus Şam kentinde Beşar Esad yandaşlarıyla muhalifler arasında çıkan çatışmalarda en az 7 kişi hayatını kaybetti. Kentte Sünnilerin yaşadığı Bab el Tabanne ve Suriye'deki Esad rejimini destekleyen Nusayrilerin bulunduğu Cebel Muhsin mahallelerindeki olaylarda ağır makineli silahlar kullanılırken çok sayıda da yaralı olduğu bildirildi. Son gelişmeler ışığında Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği özel temsilcisi Kofi Annan, Katar'ın başkenti Doğa'da düzenlenen Arap Birliği toplantısında krizin topyekün bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu. Kriz gerginlikler ve olaylar şeklinde sınırların ötesine taşınarak bölgesel bir yayılma izliyor. Son günlerde gerçekleştirdiğim temaslarda Suriye'nin yakın komşularında kaygılar hissettim öte yandan Washington yönetimi ise yeni uydu görüntüleri yayınladı basına dağıtılan fotoğraflarda Şam yönetiminin kabul ettiği anlam barış planının tersi yönünde hareket ettiği ve sivil bölgelere yakın yerlerde ağır silahları konuşlandırdığı gözüküyor. Bununla birlikte krizin merkezinde ise kan akmaya devam ediyor. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu 15 kişinin öldüğünü açıkladı.